Kanalı'na konuşmasını yapmak üzere Esenyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Sayın Ahmet Kuzgun Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli ilçe başkanım, siyasi parti temsilcilerimiz, muhtarlarım, emniyet müdürüm, milli eğitim müdürüm ve çok değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Sayın Kaymakamımızı bizim aramızda ayrılması sebebiyle bir arada bulunmaktayız. Gerçekten de 5 yıla yakındır biz Sayın Kaymakamımızla birlikte bu ilçemizde beraber görev yapmaktayız. Bizlere her zaman destek olduğu ve ilçemize iyi bir şekilde hizmetlerini esirgemediği, biz de bugün bugünkü Kaymakam Bey'in programına katılmamız sebebiyle de kendisine de bir teşekkür plaketimizi de takdim edeceğiz. Sayın Kaymakam'ın görevimizde başarılar diliyorum, saygılarımı sunuyorum. Değerli misafirler, şimdi konuşmasını yapmak üzere Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Paşali Beşli'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Kaymakam'ım, Sayın Belediye Başkanım, AK Parti İlçe Başkanımız, kıymetli protokol üyeleri, okul müdürlerimiz, hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Ben de okul müdürü olarak bir yıl, ilçe milli eğitim müdürü olarak 1,5 yıl kendisiyle çalışma fırsatı buldum. Çalıştığım dönem içerisinde milli eğitim müdürlüğünün en büyük, Esenyurt'taki bizim en büyük şansımız aktif bir belediye ve aktif bir kaymakam oldu. Her konuda, özellikle okulların yapımı konusunda her zaman bizden daha fazla destekliyor. Kimi zaman okulları birlikte gezdik, kimi zaman inşaatları birlikte gezdik. Ve kendisiyle çalıştığım dönem boyunca hakikaten keyif aldım, birçok şey öğrendim. Birçok şeyi kendisi bana kattı. Ben bundan dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Yeni yerinde, yeni görev yerinde başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum efendim. Tabirler şimdi konuşmasını yapmak üzere Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ali Murat Alatepe Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Kıymetli Kaymakamım, değerli hanımefendi, AK Parti İlçe Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanım, Büyük Birlik İlçe Başkanım, Saadet Partisi İlçe Başkanlarımız, siyasi partilerimiz, kıymetli Milli Eğitim Müdürümüz, kıymetli hocamız, rektörümüz, ben atlamamaya çalışıyorum. Bu anlamda kusurumu affedin lütfen. Kıymetli okul müdürlerimiz, gazilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, teşkilatımın kıymetli temsilcileri, kaymakamlığımızın dolayısıyla idare amirlerimiz, kıymetli müdürlerimiz, hepinizi bu akşam kaymakamımızı yolcu ettiğimiz, grup yolculukta yolcu ettiğimiz, kendisini çok sevmiştik. Bu akşam onun için düzenlediğimiz programda sizlerle beraber olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade ediyorum. Sizlere de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kıymetli kaymakamım, kıymetli hazurum. Kaymakamım, biz sizi çok sevdik. Hani hiç bu şeye girmeyeceğim, öyle bir detaya. Çok samimi bir insansınız. Bunu fark ettik. İnsanlara da olması gereken en büyük erdemin yanaklardaki bir gülümseme olduğunu bilen bir insanım. Yüzünüz gülüyor. Allah yüzünüzü sürekli güldürsün. Sizin çocuklarınızın, eşinizin, ailenizin. Tecrübelerinizin farkındayız. 5 yıldır bunu çok iyi hissettik. Gerek meclis üyeliği döneminde, gerekse şu sayılı günler, işte 7-8 ay, neyse 9 aylık dönem içerisinde çok katkınız oldu. İlçemize olan katkıları başkan olduktan sonra fark ettim, bayağı fazlaymış, çokmuş. Bu anlamda da sizleri tebrik ediyorum. Hem önceki dönem belediye başkanımız, kıymetli başkanımız Necmi Kadıoğlu ile yaptığımız çalışmalardaki uyum, sonrası dönemde yeni başlayan bir başkan olmam hasebiyle benimle birlikte gösterdiğiniz çalışma için de sizlere minnettarım, teşekkür ediyorum. O yeni dönemde birçok okulun yerini bilmezken, ki teknik olarak yerlerini biliyoruz ama hangi okulun neye ihtiyacı olduğunu sizlerden öğrendik. Özellikle milli eğitim anlamında, okullar anlamında yaptığınız çalışmalar anlamında da sizlere teşekkür ederiz.
Çünkü yükü aldınız omuzumdan. Hala da o yük omuzlarında değil. İnanın ben de buradaki arkadaşlarıma bunu ifade etmekten mutluluk duyuyorum. Okulları kaç basamak var onları dahi biliyoruz kaymakamımız. Neye eskisik onu biliyor. Bu anlamda da yolumuzu kolay eylediniz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bizden istedik ki Esenyurt'un muhtarları, müdürleri, okul, Milli Eğitim Camiası, belediye camiası, topyekun basınıyla beraber sizlere bir güle güle diyelim. Gönülden bir güle güle diyelim. Şimdi hani adettendir öyle derler ya, ben izin verirseniz Hazır'ın adına, Hazır'ından aldığım yetkiyle söylüyorum. Sizlerden memnunuz. Sizlerden razıyız. Allah da sizlere razı olsun. Gittiğiniz yerde de ömrünüzü bereketli ve mutlu etsin. Oraya da inşallah iyi hizmetler yapın diye düşünüyoruz. Bilin Esenyurt diye bir ilçe var buradaki, artık biliyorsunuz biz sizi kısmı olarak da Esenyurtlu olarak algılıyoruz, öyle düşünüyoruz. Burada da kardeşleriniz var. İşte sizlere beraber çalışmış olma imkanına kavuşmuş insanlar var. Telefon kadar uzağız, işte uçak kadar yakınız. Öyle düşünebilirsiniz. Sizleri her zaman aramızda görmekten, hatta kısmen de gelip size misafir olmaktan dolayı da mutlu olacağımızı ifade edeyim. Allah bundan sonraki işlerinizi kolay etsin, yolunuzu açık etsin. Ben tekrar bu gecede sizleri tanımış olmaktan, Esenyurt'a böyle bir kaymakam gelmiş ve gidiyor olmuş olmasından dolayı mutluyuz. Selçuk iyi bir kaymakam kazanacak, Esenyurt iyi bir kaymakam kaybetti. Umuyorum ve arzu ediyoruz gelen kaymakamımız da bilgisi becerisiyle, tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla en azından sizin de yerinizi dolduracak bir kaymakam olur. Çünkü Esenyurt hiç eksikliği affedecek bir ilçe değil. Büyük bir ilçe, dinamik bir ilçe. Dinamik bir şekilde aynen sizin bıraktığınız dinamizmde devam edecek. Ve de inşallah hedeflerine varacak. Çünkü anlatacak iyi şeyleri var. Siz de Esenyurt'un anlatacak iyi şeylerinden biri oldunuz. İyi bir kaymakam oldunuz. Sizi de tebrik ediyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Afiyet olsun. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Belediye başkanımızı bırakmıyoruz. Sayın kaymakamımızla plaket ve hediye takdiminde bulunacak. Sayın kaymakamımızın konuşmasını yapmadan önce buraya alalım. Sahneye davet ediyorum kendisini. Eyvallah başkanım. Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli rektörüm, ilçe emniyet müdürüm, milli eğitim müdürüm, mal müdürüm, tarım müdürüm, çok kıymetli iş adamlarımız, belediye başkan yardımcılarımız, muhtarlarımız, bakıyorum okul müdürlerimiz, bütün personelimiz, çok kıymetli Hazrun, tek tek bir dernek başkanımız, sivil toplum, Esider ve Sander'in çok kıymetli başkanı ve üyeleri. Biraz heyecanlıyım ama aslında heyecanlı değilim yani, onu söyleyeyim. Gerçekten ben Esenyurt'ta görev yapmaktan büyük mutluluk duydum. Ankara'da bakan hukuk şairi olarak 5 yıl çalıştım. Beşir Atalay, İdris Naim Şahin ve Muammer Güler döneminde hukuki görüş yazdım. Yani hukukla iştigal ettim 5 yıl ama akabinde İstanbul'a bizi vermezler falan filan diye, İstanbul'da bir kaymakamlık acaba olur mu diye düşünmedim bile. Çünkü buraya gelip kaymakamlık yani ataması olacağını düşünmüyordum. Sürpriz bir şekilde İstanbul'da havuzda bulunduğumu söylediler bana. O zaman İstanbul'da havuzdaysam dedim, hiçbir şekilde başka bir şey istemem. Çünkü ben İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde 1986 yılında Beyazıt'tan mezun oldum. 82-86 yıllarında İstanbul'da yaşadım. Dolayısıyla fakülteden mezun olduğum bir ilde, o gücü de dünyanın başkenti olacak ilimizde. Görev yapmak benim açımdan çok güzel olacaktı ve o Cenab-ı Hak nasip etti bu güzide şehre bulunmaya kaymakam olarak. Ve kaymakam olarak Esenyurt ilçemize de hizmet etmeye vesile oldu. Esenyurt tabii ki ben geleceğim zaman buraya atamam olduğu zaman dedim ya, böyle çok kozmopolit bir yer, kalabalık. Acaba insanlar birbirini tanıyor mu? Özellikle öğretmenlerimiz dedim, yoksa eve gidip gelmeyi mi düşünüyorlar ya şey, yoksa eğitimle ilgilenebiliyorlar. Vallahi o aklıma geldi. İlk düşündüğüm şeydi. Ha bir de geldim ki gerçekten çok güzel bir motivasyon var. Esenyurt adrese dair nüfus kayıt sistemine göre o zaman 553 bin nüfusu vardı.
Bir baktım dedim Allah Allah 553 bin nüfus var. Hatta bir Ramazan akşamı pide alıyorum iftar açmak için. Oradan emniyetten biri saradı dedi abi Esenyurt'a gidiyorsunuz. Ya bir hafta önce falan filan. Selçuk'da Orhan Bey'den öğrendiğim gibi. Ha Selçuk kaymakam olduğumda Orhan özür öğrendi benim için. Ona çok teşekkür ediyorum. Bir 5-10 gün önce. Dolayısıyla gerçekten çok mutlu oldum. Esenyurt gerçekten 850 bin nüfusuyla beraber. Yani 553 binden 850 bine 300 bin net nüfus artışı olmuş. 4 yıl içerisinde. Ha 5. yıl dahil değil. Ahmet Bey Muhtarlar Derneği Başkanımız dedi ki 5 yıla yakın. Hayır 5 yıldan fazla. Çünkü ben 19 Ağustos 2013'te başladım buraya. 5 yılı geçtik can dolayısıyla. Gerçekten Esenyurt belki çok büyük bir ilçe. 850 bin nüfusu var. Yaklaşık 50 bin civarında Suriyeli hemşerimiz var. 3 bin civarında fabrikamız var, sanayicimiz var, iş adamımız var. İstanbul sanayisinin %26 ya da 28'ine tekabül ediyor. Yaklaşık Sosyal Hizmet Merkezi'nde 350 bin sigortalı çalışıyor yani Esenyurt'ta. Bunu 5 ile çarpacak olsanız 1 milyon 800 bin kişi ediyor neredeyse. Ya da 1 milyon 750 bin. Dolayısıyla yoğun bir yer, insanlara ekmek kapısı olan bir yer Esenyurt. Ama bu kadar büyük bir yer ama bir özelliği ne? Sanki 500, 10 bin, 20 bin kişilik bir ilçe gibi birbirini tanıyan, ya o kadar büyük olmasına rağmen, birlik ve beraberliğin olduğu, insanların birbirini iyi anladığı ve insanların dedikodu ya da başka şeyler yapmak yerine hep nasıl bir Esenyurt'a katma değer, Esenyurt'u nasıl olunur, onu öğrenmeye çalıştığı bir yer olarak gördüm ben. Yani bu kadar büyük bir yerde mini bir köy gibi sanki, böyle bir birlik beraberlik gördüm ve o birlik beraberlik. Ben ikinci kaymakamıyım biliyorsunuz. Halil abi vardı, Halil Uymaz. Şu anda Antep Vali Yardımcısı. Halil abi kaymakamlığı kurmuş. Biz getirdik hemen hazır bir şekilde oturduk. Ama Vural Bey çok daha hazır bir şekilde oturacak yani. Vural Bey pazar günü beni aradı. Dedi abi arar mı diye merak da ettim aslında. Ben çok açık ve şeffaf konuşuyorum. Dedi abi ben oraya atandım geliyorum dedi. Vuralcığım dedim, vallahi hazır bir yere geliyorsun yani. Biz tam öyle bulmadık ama yeni hükümet konağı. Efendim, lojmanda belki bir sıkıntın olabilir dedim. Başkanla görüşürüm, istediğin yeri tercih edersin. Ona kadar her şeyle beraber konuştuk. Amerika'da doktora yapmış Vural Bey. Türkiye'de bir üniversitede doktora yapmış yine. Ve çeşitli konferanslarda bulunmuş. Sinop, Ayancık nüfusuna kayıtlı. Benden 10 yaşta küçük bir kardeşimiz. Eşi hanımefendi Muğla merkezden. Dolayısıyla yani iyi bir kaymakam geliyor. Ben ona gerçekten sevindim. Çünkü Esenyurt, belediye başkanımızın bahsettiği gibi Murat Bey'in yani öyle boş duracak, oturacak, burada keyif edecek. Ya ben biraz oturayım diyecek bir yer değil. Esenyurt çalışmaya iter insanı. Çünkü her yıl 50 bin nin altında bir nüfus artışı olmadı. Yani işte 4 yılda 300 bin nüfus artışı var. Bu realite ve bu sene 450 bin, bir 50 bin daha ilave edersek yani 2019 Ocak ayında açıklanacak sonuçlar. Dolayısıyla buraya 50 bin kişi katılıyor her sene. Nüfus artışı oluyor. Bu benim gideceğim ilçenin nüfusu bir artış. Benim gideceğim şey Selçuk 50 bin nüfusunlu bir yer. Çünkü her yer sit alanı. Çivi çakmanın yasak olduğu bir yer. Yani ya dinleniriz tabii ki. Dinlenmeye de ihtiyaç var. Dolayısıyla Esenyurt'ta özellikle eğitim başta olmak üzere bütün konuların çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Sitelerin problemleri, güvenlikleri işte. Ne bileyim yani başkanım çok zor bir yerde belediye başkanı olacaksınız inşallah. İnşallah çok güzel olacak. Yani Esenyurt'ta bütün herkes bu birlik beraberlik içerisinde çalıştığı için problemleri çok kolay çözüyor. İnşallah gelecek Kaymakam Bey de, Vural Bey de, ben kendisine bazı şeyleri söyledim. Güzel bir şekilde, birlik beraberlik içerisinde, iyi bir çalışma yürütülürse, biz de dedim bir abi olarak size biz her türlü yardımda da bulunuruz. Sorulursa tabii ki yani biz o şekilde. Ama her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Biz böyle yaptık, hep gülerek, samimiyetle, hiç şeffaf, midemize bir şey indirmeden hep açıktan konuştuk. Ve o şekilde bir görev yapmaya çalıştık. Ha Necmi Kadıoğlu'na ben çok teşekkür ediyorum. 4,5 yıl, 4 yıl civarında çalıştık. Güzel işler yaptık gerçekten. Pratik,
bazen mevzuatın kafasını gözünü yara yara. Ben de cesur bir insanım yani. Bu memleket için her türlü şey varız. Ha nerede yoğuz? Ben geriye dönüp bakıp da ya şunu şöyle yapsaydım diyebileceğim hiçbir şey yok burada. 6-7 Ekim Kobanı ilk 17-25 Aralık'ta beraber başladık. Ben Necmi'ye söyledim 1-3 Eylül'de 19 Ağustos'ta buraya başladım böyle bir hadise olacağını. Ya böyle bir ilginç şeyler var dedim bu memlekette. 17-25 Aralık oldu. Akabinde 6 tane seçim yaptık yaklaşık. Bir referandum, cumhurbaşkanlığı seçimi, 2 milletvekilliği seçimi, belediye seçimi, işte 6 tane. 6-7 Ekim Kobane olaylarını bayağı bir yaşadık. Askeri taburu meydana getirdik. Onu da atlattık Allah'ın izniyle. 15 Temmuz'da yaşadık. Sanki ben 20 yıldır burada görev yapıyor gibiyim. Yani bırakın 5 yılı. 5 yılı biraz geçmiş ama. Ha. Şimdi 15 Temmuz'da gidiyoruz. Şenay Bey var işte. Orhan Özyurt, Yusuf Öztoprak var. Murat Bey de resmini gördüm. O da var en önde. Yürüyoruz ama ben diyorum ki Necmi Bey de bel fıtığı var. Yürüyemez inşallah diyorum. Tamam mı? Ama başkanın durup duracağı bir şey yok. Ya başkanım arabaya binelim. Bak Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına gidelim. Bak iniyor. Ya Kaymakam Bey vatandaş var olmaz. Benim ayaklarımın altı patlamış haberim yok. Terledim zannediyorum. Ama sanki Çanakkale yürüyüşü gibi gerçekten. Bir taraftan helikopter sesleri geliyor tır 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 tır. Ondan sonra tam Koropolar yanına oraya vardık. F-16 bir yaklaştı. Orada aklıma geldi çocuklara da Allah'a ısmarladık demedik dedim yani içimden. Hanım ve çocuklara. Birisi gitti iki dakika sonra bir ses de. Tabii o sırada bütün Kınacı'nın falan camları kırıldı. Millet hani askerde eğitim olur ya, uçak savar, uçak taarruz dedim mi nereye yatar? Kimisi sağa, kimisi sola. Herkes bir yerlere yattı ama birkaç kişi yatmadı başkan ve biz de dahil. Dolayısıyla çok ilginç şeyler, çok uzun, uzun ve güzel günler yaşadık. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında her zaman durduk, Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ve durulmazsa bu memleketin ihtiyacı var böyle diri kararını kendisi veren. Başkalarının sözünü dinlemek çok kolay. Ama kendi kararını vermek gerçekten çok zordur. O yüzden ülkemiz birlik beraberlik içerisinde olması lazım. Bir takım sıkıntıları var. İnşallah hep beraber çözeceğiz. Dolayısıyla ben Esenyurt'ta çok böyle dolu dolu, yani bırakın mesai saatleri içerisinde değil, akşam nöbetler tuttuk, köprülere gittik, gemilerle gittik. Yani böyle birlik beraberlik içerisinde bence çok güzel. Negatif bir şey hiç hatırlamıyorum. O da çok güzel bir şey yani. Kendi açımdan. Dolayısıyla ben Esenyurt'ta çalışmaktan çok mutlu oldum. İnşallah İzmir Selçuk kaymakamlığına da atandım. Selçuk deyince Konya mı diye soran oluyor çünkü. Selçuk bu Efes harabelerinin Meryem Ana. Hani şu kıyamet kopmayıp da yıl önce herkes oraya toplandı ya, kıyamet orada kopmayacakmış. Oteller doldu. Tam orası bizim sınırlar oluyor yani. Biz kıyameti garanti altına aldık şu anda. Ama garanti altına almak isteyen olursa herkesi de davet ediyoruz orada. Yani dolayısıyla öyle bir yere gidiyoruz. Yani çok turistin geldi de bir yer orası. Yani kapımız sizlere açık. Gerçekten ben mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Ben üzgün falan filan da değilim dolayısıyla. Orada da inşallah güzel elimizden geldiği kadarıyla iyi hizmetler yapmaya çalışacağız. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Hepiniz hakkınızı helal edin. Benim de hakkım varsa sizlere ben helal ediyorum. Salı günü öğleden sonra da ayrılmayı düşünüyorum. Tabi spor müsabakaları var biliyorsunuz. Ben Futbol Federasyonu Üst Osman temsiliyim. Mesela aslında bu hafta sonra bir maçım vardı Galatasaray Kasımpaşa. İnşallah ona da gelirim. Atama bulursa daha belli değil. Bu gizli yalnız ha burada söylüyorum ama. Olursa hafta sonları geleceğim. Yine merhaba ederiz. Çay kahve içeriz. Ama Selçuk'a da bekleriz. İzmir çünkü uçakla 40 dakika. Araçla da yol yapılıyor işte otoban. Yapıldığı zaman 4-4,5 saat gibi. Osman Gazi Köprüsü de var. Ya ülke gelişiyor dolayısıyla. Ha şu da var. İzmir'den Selçuk'a bir İzban diye bir tren, banliyö tren de var. Yani Selçuk'ta sona eren son istasyonu. O da var. Ama orada da bir takım yeni projeler var. Sayın Başbakanımızın, yani şu andaki meclis başkanımızın sanki Venedik gibi
Menderes Nehri bizim bir Pamucak sahilimiz var 15 kilometre. Oraya bir gondol lift, gondolların yürüyebileceği eski tarihte bir liman varmış orada. 500'lü yıllarda şey döneminde. Öyle bir proje var. Sayın meclis başkanımıza, eski başbakanımıza da söyleyeceğiz. Orada o projeleri de takip etmeye çalışacağız. Bak şimdiden ben çalışmaya başladım. Hatta oradaki limanın taşlarını getirip Galata var ya, Tophane, oradaki limana koymuşlar. Şimdi Galata Port projesi yapıldığı zaman o taşlar boşa çıkacak. Bu Efes sahilindeki taşlar, onları geri oraya götürmeye çalışacağız. Yani şayet kullanılmayacaksa. Onu da incelemiş olduk. Bugün bir arkadaşım geldi, bu arkeolojist. Dolayısıyla biz her şeyden memnunuz. Ben bu daveti başta yaptığı için belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza, çok kıymetli rektörümüze, bütün kurum ve kuruluş müdürlerimize, muhtarlarımıza, okul müdürlerimize, milli eğitim müdür yardımcılarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, temsil gazilerimize, efendim herkese ben çok çok selam ve saygılarımı, hürmetlerimi de bildiriyorum. Her zaman sizinle beraberiz. Bu memleket bizim. Başkası bu memleketi iyi hale getirmeyecek. Dolayısıyla herkes taşın altına elini koyacak ve birlik beraberlik içerisinde bütün vatandaşları özümseyerek güzel bir şekilde ülke yönetilip gidecek. Ama Türkiye'nin geleceğinden ben çok umutluyum. İnşallah bütün problemlerini dünya da karşımıza çıksa, nasıl ki 15 Temmuz'da hepsini gereği gibi Türk toplumu böyle bir toplumdur diyebildik. Bunu da diyeceğimize inanıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık diyorum. Hakkınızı helal edin. Sayın Kaymakamımıza duygu ve düşüncelerini ifade ettiği için çok teşekkür ediyoruz ve kendisini bırakmıyoruz. Çiçek ve tablo hediye takdimleri olacak. İlk olarak Sanlar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kocasakal Beyefendi'yi buraya sahneye davet ediyorum. Görev almak, Sander içinde görev aldım. Başkanlık verildi bana ve daha önce başlamış olan iş adamlarının bir projesi olan okul projesini tam kucağımda buldum. Firmaları dolaştım. Firmalardan para istedik. Kolay değil. Kolay değil para istemek. Çok zor. İki kere, üç kere kendimizi anlattık. Yardım dendiğinde farklı gözlerle bakılıyor. Ama yöremize güzel bir ihtiyacı olan meslek lisesi kazandıracağımıza inanıyorum. Ama bu sırf bizle değil. Bunda belediyemizin çok desteği oldu. Sayın Kaymakamımızla kimyamız tuttu. Kimyagerim dedim. O yönden kimyayı kullanıyorum. Kimyamız tuttu. Bizle, bizi ne zaman çağırsa biz gittik. Biz ne zaman davet etsek geldi kendileri. Allah için. Burada güzel bir kimyamız tuttu. Bundan öte de Selçuk'ta da bu tür görevlerinizi güzel yapacağınıza inanıyorum. Selçuk güzel yer. Şimdi Allah için Ege güzel. Ben Ege'liyim, İzmirliyim, Çandarlıyım. Çandarlı İzmir'in Ayvalık tarafında, Selçuk öbür tarafında. Aramızda 200 kilometre var. Ben geldiğimde söz veriyorum, Çandarlı'ya gittiğimde sizleri ziyaret edeceğim. Orada göreceğim. Bizler sizden ricamız, hakkınızı helal edin bizlere. Yerinizde güle güle görev yapın. Bizlere hakkınızı helal edin, tekrar söylüyorum. Bizlere de dua edin şu okul projemizi. Ya sonuna geldik aslında. Belediyemiz üstlenince bir son, öyle mi diyeyim acaba? Peki. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bizleri unutmayasınız diye. Bizim bir de size bir plaketimiz olacak. Lütfen kabul buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben evet, çok teşekkür ediyoruz. Esenyurt Muhtarlar Derneği plaket verecek. Onları da buraya davet edelim. Buyurun efendim. Thank you.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Muhtarlar Derneğimize. Şimdi İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Paşali Beşli Beyefendi tablo takdim edecek. Kendisini sahneye davet ediyoruz. Değerli misafirler, bu akşamki bu programa icabet ettiğiniz için Esenyurt Belediyesi ve Belediye Başkanımız Sayın Ali Murat Alatepe Beyefendi adına hepinize teşekkürlerimizi sunarız. Afiyet olsun efendim. Tabii arkadaşlar, bir heyecanınızı değiliz dedik ama tabii heyecanımız yine var. Emniyet Müdürlüğü bizim açımızdan çok önemli. 650 civarında bir şeyimiz var, personelimiz. Gerçekten çok dirayetli çalışmalar yapıyor. 4 tane emniyet müdürümüzle çalıştım burada. Tabii ki bütün beraber çalıştığı tayin olan müdürlerimize ben teşekkür ediyorum. İşte Seçkin Bey, ondan sonra Muharrem Bey, Levent Bey ve şu anda Hakan Bey'le. Çok uyum içerisinde ve gerçekten bütün problemlere çözüm bulmak için de çalışmalar yaptık. Milli Eğitim'de yine Hasan Dal ve İşbaz Vatan'a da teşekkür ediyorum. Paşali Bey'in yanında. Yani herkese ben teşekkür ediyorum. Yani gerçekten bu birlik beraberliğin nişası güzel işler oldu. Dolayısıyla bunu ifade etmek isterim. Yani Kaymakam Bey unuttu falan, herkesi bahsetmiş olduk yani. Müdürümü özellikle bahsetmek isterim. Geçmem mümkün değil. Yasir Bey, şimdi oradan şeye geliyorum. Belediye başkanımızla hep belediye meclis üyelerimizi, ilçe başkanlarım Şenay Bey'le biz neredeyse 4,5 yıl geçirdik hem sportif niteliğiyle. Şimdi Yasir Bey'le çalışıyoruz, Yusuf Bey'le çok güzel işbirliği, birlik beraberlik içerisinde olduk. İl derneklerimizle öyle olduk. Siyasi partilerimizle Halil Bey'e, büyük MHP ilçe başkanımıza, ondan önce Halit Bey, o da burada kendisi. Yönetim kurulu üyelerine, Büyük Birlik Partisi ve yönetim kurulu üyelerine, bütün CHP ilçe başkanımız, Saadet Partisi ilçe başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine, herkese. CHP Ali Bey de beni aradı, bir başka bir toplantı olduğunu söyledi. O da gelmeyi arzu ettiğini söyledi. Ya, Halit Bey'i zaten ben gördüm, Halit Bey orada. Halit Bey'le biz zaten her okul yapım konusunda falan görüşüyoruz. Ya dolayısıyla birlik beraberlik dediğim şey çok güzel. Evet, yani Necmi Başkan'ın da davet edildi, o dışarıda ama pazartesi günü görüşeceğiz onunla da. Ya dolayısıyla bizim çok kıymetli rektörümüz zaten şimdi Kaymakam Bey, tam sizle de çok yoğun çalışacak bir kaymakam. Ben biraz taşravari bir kaymakamım ama o Amerika'da doktora yapmış, Türkiye'de doktora yapmış bir kaymakam. Benim meslektaşım, inşallah çok iyi olur rektör bey. Üniversite alanında da çok güzel gelişmeler olur. Dolayısıyla arkadaşlar, hepinize teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Thank you.
Atama öncesi orada da öncesi. Bayağı bir kura açtı. Sen bana haberi ver yeter. Yeter. Yaklaşık 5 yıldır sen Sayın Kaymakamım. Sağ olun ya. Çok hakikaten dur hakim şey yaptık. Yani tamam mı? Siz şey yaptık. Seriye alsana. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Sen ya, otomatik yakın şey mi yaptın? Odaklandın mı yaptın? Yok kendim yapamazsın. Yusuf Bey.